Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi Prism Live Studio ile mobilde nasıl yayın açabilirsiniz birlikte bunu inceleyeceğiz. Hatta Prism Live Studio'nun mükemmel özellikleri de var. Bu videoyu izlemediyseniz de şu yukarı sağa sola bir yere iliştirdiğim boncuktan videoya gidebilirsiniz. Şimdi bu videomuzun ana konusu Prism Live Studio'nun mobilinde nasıl yayın yapabiliyoruz ve bizlere ne gibi özellikler sunuyor bunlara bakmak. Şimdilik fazla uzatmadan hızlıca konumuza dönelim ama bundan öncesinde siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi geçelim. Öncelikle App Store'a giriş sağlıyorsunuz. Eğer Android kullanıyorsanız Google Play'e giriş sağlıyorsunuz ve sonrasında arama kısmına Prism Live Streaming App diye karşımıza geliyor. Buna giriş sağlıyoruz ve en üstte gördüğünüz Prism Live Streaming app'i download ediyoruz. Ve sonrasında hemen uygulamaya giriş sağlıyoruz. Uygulamayı açtığımızda bizlere ilk önce hangi platformla bağlanmak istediğimizi soruyor. Ben Twitch ile bağlanacağım. Bunun için sürdür diyorum. Tabi siz hangi platformda yayın yapacaksanız onunla da açabilirsiniz. Tamam diyorum. Mikrofona da izin veriyorum. Kamerama da izin veriyorum. Hepsine izin veriyorum. Bildirimde gönder alayına izin verdim. Okey diyorum ve gördüğünüz gibi karşıma arayüzü gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi altta connect bölümü var. Connect bölümüyle bilgisayardaki Prism Live Studio'nuzu kontrol edebileceğiniz Stream Deck haline de getirebiliyorsunuz bu uygulamayı. Onun da başka bir videosu gelecek. Live bölümünden canlı yayına geçtiğiniz bölüm. Video kısmından da buradan istediğiniz fotoğrafı veya videoya ekleyebiliyorsunuz veya gördüğünüz gibi bu şekilde video kaydı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Foto modunda da bildiğiniz gibi fotoğraf çekiyorsunuz. Bizi ilgilendiren kısmı live kısmı. İlk önce ana ekranda sola doğru çektiğimizde direkt olarak video only mod diyor. Yani burada yayına ne gidiyorsa direkt olarak onu görebiliyorsunuz. Tabi dikey formatta yapmak zorunda değilsiniz. Telefonunu yan çevirdiğinizde gördüğünüz gibi diğer bileşenlerde yan olarak dönüyor ve yan da kullanabiliyorsunuz. Ben sizlere daha rahat anlatabilmek için dikey formatta göstereceğim ama arasında hiçbir fark yok tabii ki de. Sol üst köşede gördüğünüz gibi bir adet 3 noktamız var. Buraya geldiğimizde mikrofonumuzu açıp kapatabiliyoruz. Anlık olarak bunu yayın sırasında da gerçekleştirebiliyoruz. Ve burada da kameramızın on olduğunu View Screen Full'u fit veya full yapabilirsiniz. Eğer yayın yaptığınız platform neyi destekliyor olsa o şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde flip front facing kamera diyor. Yani kamerayı ters çevirme. Özelliğini direkt buradan yapabiliyorsunuz. Save video after streaming diyor. Burada da yayın yaptıktan sonra yayını video olarak telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Aynı zamanda fokus modu var. Bunu başka modlardayken aktif veya kapalı yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte kamera pro özelliği var. Kamera pro özelliğine girdiğinizde gördüğünüz gibi white black oranını buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz veya ISO'nuzu istediğiniz ayarda tutabiliyorsunuz veya pozlamanızı da istediğiniz şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz de biz bunu tabii ki de autoda bırakacağız ki yanlış bir şey yapmayalım şimdilik. Tekrar geldiğimde kamera chroma key bölümünde de eğer green screen'iniz varsa arka planınızda arka planınızda green screen'i yok edebiliyorsunuz. Fakat şu an benim bir green screen'im olmadığı için bunu sizlere gösteremiyorum ne yazık ki. Ama gördüğünüz gibi buradan renk tonunu tam olarak ayarlayabiliyorsunuz ve ince ayarlar da yaparak gayet güzel bir şekilde arka planınızı silebiliyorsunuz. BG bölümü var mesela burada. Background bölümüne isterseniz Prism'den yani bilgisayar modunda da gördüğümüz background'ları arka planınıza yerleştirebilirsiniz veya gördüğünüz gibi burada indoor olarak verdikleri var. Others dediğinizde diğer burada bir sürü background bulunuyor. Buradan istediğiniz background'u rahatlıkla arka planınızda kullanabiliyorsunuz. Kabataslak ayarlarımız burada tamamlanmış vaziyette. Sol alt tarafta bir simge var. Buna tıkladığımızda yayınımıza bir sürü etiketler veya bu şekilde hani animasyonlar ekleyebileceğimiz bir bölüm yapılmış. Bunları kullanabiliyor olmak bence bir mobil app için gayet güzel. Ve bunları yayın esnasındayken yapabiliyor olmak çok daha güzel bence. Bunun haricinde isterseniz işte kenarlıklar, çerçeveler ekleyebiliyorsunuz. Farklı farklı veya işte gördüğünüz gibi burada kalp emojisine tıkladığımızda işte farklı şeyler bulunuyor. Mesela şunu ekranınızın bir köşesine koyabiliyorsunuz gibi bir dünya özelliğimiz mevcut. Bununla birlikte GIFi bölümü var. Ekranınıza GIF ekleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde de yine bilgisayar versiyonunda da olduğu gibi ekrana çizim yapabileceğiniz çizim bölümü de bulunuyor. Burada ekranda istediğiniz çizimleri, istediğiniz renkte gerçekleştirebiliyorsunuz ve sonrasında da bu şekilde silebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkalım ve ekranın sağ tarafında da bir yüz işareti var. Buna da tıkladığımızda gördüğünüz gibi kendisi direkt olarak bir filtreleme yapabiliyor. Mesela natural bölümüne geldiğimizde tekrar üstüne tıkladığımızda gördüğünüz gibi çene kısmımı genişletip daraltabiliyorum. İşte smooth bölümünden ne yapıyormuş? Yüzümü tenimin rengini mi değiştiriyor? Öyle bir şey yapıyor galiba. Lips bölümünden dudaklarımı renklendiriyor gibi ayarları da burada gerçekleştirebiliyoruz. Bunları reset diyelim. Tekrar reset reset çıkalım off diyelim ve normal halimize gelelim. Ve color bölümüne girdiğimizde de burada bir sürü bizleri efekt karşılıyor ve bu efektleri yayınlarımızda kullanabiliyoruz. Biz orijinal olarak devam edelim. Ve sonrasında gördüğünüz gibi kamera ve screen var. Screen'e geldiğimizde ekranımızı da paylaşabiliyoruz. Tabi bunun için sahne düzenleri yapmamız gerekiyor. Şimdi sizlerle birlikte sahne düzenlerimizde yapabileceğimiz ayarlara bir gelelim artık. Ekranı sola doğru kaydırdığımızda gördüğünüz gibi Media, Playlist, Text ve Widget bölümleri bizlere sunuluyor. Widget bölümüne girdiğimizde ilk önce chatimizi koyabiliyoruz. RTMP video source'umuzu ve web tabanlı eklemelerimizi yapabiliyor. Prism chat widget'a tıkladığımda gördüğünüz gibi ekrana chatimi ekleyebiliyorum. Aşağı tarafta istediğimiz style'lar var. Yani 1, 2, 3, 4 tane hazır style bizlere vermiş. Arzu ederseniz de üst kısımdan istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Ben burada şimdilik işte style bili kullanacağım. Save diyorum ve sonrasında buna tıkladığımda, çete tıkladığımda ekranın istediğim bir tarafına bunu yerleştirebiliyorum. İstediğim gibi sağa, sola çekiştirebiliyorum. Veya standart boyutta da bırakabiliyorum. Hatta şunu şöyle üst köşeye sabit diyelim. Ve gördüğünüz gibi bizlere şu anda yayında nasıl gözükeceğini gösteren bir temada art tarafta dönüyor. Yani hem buradan ben chatimi okuyabilirim hem de yayına bu şekilde ekranda chatimi sunabilirim. Diğer özelliklerine baktığımızda gördüğünüz gibi text bölümü var. Bu text bölümü gerçekten Prism Live Studio'nun en gelişmiş özelliklerinden biri olduğunu söyleyebilirim ve bu bilgisayar versiyonu için geçerli olan bir konu. Gördüğünüz gibi yayınlarınıza kayan yazılar ekleyebilirsiniz veya daha farklı yazılarda ekleyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum bunu ekleyelim. Diyorum ki buraya kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ünlem yapıyorum bir de tamamdır. Ve gördüğünüz gibi buradan boyutunu ayarlayabiliyorum. Şöyle en küçüğe alacağım ve dan diyorum tamam diyorum. Ve bunu alıyorum şöyle mesela ekranımın en üst kısmına ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi kayan yazı olarak kanalımı takip etmeyin yazısı hep sürekli üst tarafta dönecek ve siz buraya sadece bunu değil farklı mesajlarınız varsa veya farklı bildirimleriniz varsa bu üst kısma rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Peki başka ne yapabiliyoruz? Özellikle playlist bölümünden video playlist veya müzik playlist ekleyebiliyorsunuz bu konuya çok fazla girmeyeceğim. Medya bölümünden isterseniz ekrana video veya fotoğraf ekleyebilirsiniz ve tekrardan müzik de ekleyebilirsiniz. Yani ekranın istediğiniz bir köşesinde bir video yani telefonunuzun hafızasında daha önceden çekilmiş hazır bir videoyu paylaşabilirsiniz. Ve son olarak da sizlere şunu göstermek istiyorum. Örnek veriyorum Streamlabs üzerinden bütün bildirim ayarlarınızı, takip abone ayarlarınızı gerçekleştirdiniz. Bunu da rahatlıkla buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey tekrar geliyorum. Widget bölümüne tıklıyorum. Ve buradan web bölümüne tıklıyorum. Sonrasında Streamlabs'ime geliyorum. Streamlabs'te gördüğünüz gibi burada alert box'tan direkt olarak widget url'imi kopyalıyorum. Buradan copy diyorum. Ve sonrasında web bölümündeki url kısmına yapıştır diyorum. Buraya da diyorum ki bildirimler. Ha, hatta direkt otomatik olarak geldi. Bakın alert box widget diye save diyorum ve bunu da alıyorum. Mesela şöyle sol üst köşeye yerleştireyim. Sol üst köşeye yerleştirdim. Sonra geliyorum bilgisayarımdan bir adet test göndereceğim. Takibi test etliyorum. Ve gördüğünüz gibi bildirimim de ekrana geliyor. Aboneliği test etliyorum. Gördüğünüz gibi abone bildirimim geliyor. İşte bağışı test etliyorum. Gördüğünüz gibi bağışta çalışıyor. Yani tamamen Streamlabs üzerinde bulunan bütün ayarlarınızı, bütün web widget'larınızı rahatlıkla ayrı ayrı buradan widget bölümüne tıklayıp web'ten ekleme sağlayabilirsiniz. Sonrasında tüm işlemleriniz tamamlandıktan sonra ready'ye tıklıyorsunuz. Set destination bölümünden gördüğünüz gibi hangi platformda canlı yayın yapacaksanız onu seçerek canlı yayına gidebiliyorsunuz. Hatta buradan mesela ben Twitch'i seçeyim. Connect Twitch diyorum, sürdür diyorum ve buradan yetkilendir diyorum. Bir gördüğünüz gibi Twitch hesabım bağlandı. Ben buradan go live dediğimde direkt olarak yayına gidecek. Hatta ben şu chat'i şöyle bir yukarı alayım ki burada daha rahat görelim. Gördüğünüz gibi buradan istersek 720p, isterseniz de 1080p olarak yayınınızı gerçekleştirebilirsiniz. Video Quality'mizi Adaptive Fix veya Adaptif diyebilirsiniz. Adaptif daha rahat olacağını düşünüyorum. Bitrate bölümüne geldiğinizde de 4000 bitrate'den başlıyor. 10.000 bitrate'e kadar veya daha düşük kaç bitrate'e internetiniz izin veriyorsa 1000 bitrate ile 10.000 bitrate arasında yayınınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama önerilen gördüğünüz gibi 4000 megabit olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Yani 4 megabitlik bir upload'unuzun olması sizler için çok yeterli olacak. Bunun haricinde başka ne ayarlar yapabiliyoruz dersek frame rate'imizden 30, 60 veya 24 fps olarak ayarlayabiliyoruz. Keyframe'i de her zaman bildiğiniz gibi 2 saniye vermeniz yeterli olacaktır. Stream Quality ile ilgili yapabileceğimiz ayarlar bu kadar. Yan tarafında gördüğünüz gibi Just Chatting yazıyor. Buraya tıklayarak eğer siz farklı bir kategoride yayın yapmak istiyorsanız mesela ASMR yayını yapmak istiyorsanız ASMR olarak seçebilirsiniz. Ve aynı zamanda üst kısımda Please Enter Title bölümüne de yayınınızın başlığını girebilirsiniz ve isterseniz de bir adet yayınınıza intro videosu telefonunuz üzerinden ekleyebilirsiniz. Ve sonrasında her şeyi tamamladıktan sonra Go Live tuşuna basarak canlı yayına geçebilirsiniz. Ben şimdi Go Live tuşuna basıp canlı yayına geçmiyorum ama siz Go Live tuşuna basarak canlı yayınınızı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Prism Live Studio'da yayın yapmak gayet basit ve gayet kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sizler de eğer özellikle mobilde yayın yapmak istiyorsanız Prism Live Studio'nun mobilini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sıra dışı özellikleriyle birçok uygulamadan kendini rahat bir şekilde açık ara ayırabiliyor. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.